Tahsildaroğlu sunar. Bak Sivas Spor basit bir şey yapmış. Bir kere fizik gücü mükemmel. Gerçekten çok iyi. İki, santrforu koyuyor. Seni onunla oyalıyor. Bu iki tane adamı hızıyla al işte ikisine de gol attırdı abi. Fernando Emre Kalınç. İkisine de gol attırdı. Topu sana bıraktı. Kaptığıyla çıktı. Kaptığıyla çıktı. İlkini öyle attı. İkincisinde de ortada önde bastı. Kaptı attırdı. Degen Pres. Üçüncüyü sayma. O kontrol olur artık o. Şimdi sadece bunlar atmıyor. Hakan, Mert Hakan. Şey, herkes diyor ki Mert Hakan'ı biz almalıyız. Ya bu Mert Hakan, Emre Kılıç, Hakan Aslan'ı sene başında Fenerbahçe alsaydık küfür ederdik. Bunlar kim derdik ya? Kala kala bunlara mı? Galatasaray alsa Galatasaraylılar da öyle derdi. Bu çöpleri nereden buldunuz? Şimdi hepsi transferde gözde futbolcu. O zaman burada hoca bunlara değer katmış demektir. Fenerbahçe'dekilerin değeri düşüyor. Max Kruse, Emre, Zanka, hatta Gustavo bu maç itibariyle düşüyor. Adam değer kazandırıyor. Orada bir teknik direktör dokunuşu var işte o zaman. İlker Yağcıoğlu 30 yaşından sonra sahabek oldu hocam. 30 yaşından sonra sahabek oldu. Tabii ilk geldiği zaman böyle forvet oyuncusuydu. İlker Yağcıoğlu'nu Carlos Alberto Parreira 29 yaşında sahabeke çekti. 30 yaşında adam sahabek oldu, milli oldu ondan sonra da. Milli takımda da Hollanda'ya hayatında milli olmayan adam maçın ve asistini yaptı. Hayatında milli olmayan adam sahabekte milli oldu. İşte hoca dokunuşu budur. Şimdi bir tane oyuncuya dokunmuşluğun var mı? Yok. Onu birazcık açalım. Açalım. O zaman hocam sen çalışmadın hocam, çalışmadın. Çalışmadın. Çalışmadıysan da gelecek bu. %50 bile değilsin. 15 maç 7 galibiyet. %50 değil. Dünyanın her yerinde başarısızdır. Değiştirilirsen hiç kusura bakma hocam. Şimdi zaten bu böyle deplasman kanasıyla... Dur daha bitirmedim. Giremedim lafa. Değiştirilirsen hiç kusura bakma. Çok çalışman lazım diye ben burada sana defalarca söyledim. Ya sana dedim ki bak burada bu programda söyledik. Bu Sivas'ın orta sahasındaki dikine çıkışları engellemen için oraya mukavemet koyman lazım. Jailson dedim. Tolga'yı veya Jailson dedim hatta. Ya bunlardan birini koy. Gustavo'yu stopere çek. Bu Sadık sezon başında 6. stoperdi. 6. stoper. Zanka, Rami, Serdar, Gustavo, Jailson. 5 stoper vardı. 6. stoperdi Sadık. 2 haftadır pike mi oldu, puyol mu oldu? 11'de başlatıyorsun. Ne oynattığından farkındasın. Ne yaptığının farkındasın. Çok plan da geçmiş olsun. Sanki. Çok da geçmiş olsun Sadık'a. Evet, çok geçmiş Sadık da olsun. İyi oynuyordu. 2 haftadır da iyiydi. Çok da geçmiş olsun. Kısmetsizlik. Diş sakatlığı yapacak bir şey yok. Ama çalışmıyorsunuz hocam. Yeni bir şey üretmiyorsunuz. Fikriniz yok. Favori olmadığın hiçbir maçı kazanamadın. Bak favori olmadığın hiçbir maçı kazanamadın. Burada voleyde anket yapıyorlar bizim arkadaşlarımız. Ben bu hafta Sivas 1 yazdım. Sivas Fenerbahçe'ye 1 verdim. Çok net yani Sivas'ın kazanacağı. Kusura bakma hocam. Aşk bitti. Harç da bitti. Yapı da paydos. Yepyeni bir maceraya başlıyorsun. Sıfır krediyle. Ya çok çalışacaksın bu takımı toparlayacaksın ki bana göre zor. Çünkü belli ki takım içerisinde de Emre'yi de oturtamıyorsun. Gustavo hiç oynamadı bu maçta. Tepki gösterdiğini düşünüyorum. Ben fizik vücutluğundan anlarım. Bir şeylere tepki gösterdiğini düşünüyorum. Artık Denizler, Ferdiler, Vedatlarla, Serdarlarla ne yaparsan o kadar yapacaksın. Buyur kardeşim. Şimdi zaten bu böyle deplasman grafiğiyle şampiyon olmak iyice zorlaşıyor. Yani 8 maçta 2 galibiyeti var Fenerbahçe. Mümkün değil şampiyonluk ya. Unutamadım. Şimdi böyle Kadıköy'de tabii ki oyuncular Ersun Yanal ne kadar deplasmanda %50 %50 kusurluysa Kadıköy'de de grafik fena değil ama Kadıköy'de de kardeşim saha kazanıyor, statta kazanıyor maçı. O da var şimdi o atmosfer. O zaman özellikle böyle bir deplasmana yani şimdi oyuncuları çok güzel böyle eleştirdim tek tek. Ancak ben daha çok işte Ersun Hoca'nın böyle bu maçtaki bir stratejisini eleştirmek zorundayım. Neden dersen lidere gidiyorsan deplasmana fizik açıdan bu kadar güçlü takıma karşı oynayacaksan bir kere orta sahayı senin söylediğin gibi daha sağlam tutman gerekirdi. Galatasaray derbisinde yaptığının benzerini yapabilirsin bu maçta. Kimse bir şey söylemez. Sorun Galatasaray derbisinde o puan alındıktan sonra sağ ol Emre'ciğim teşekkürler.
İç sahadaki maçlarda haybeye yaptın o işleri. O bir defansif orta sahaları hücumun kenarlarına koydun. Asıl puan kayıpları 6 puan kaybı net ve Kayseri deplasmanı ve içeride Antalyaspor maçı. Bu hataları yaptıktan sonra zaten ister istemez lider Sivasspor'a yetişmek için tabii mutlaka maçlarla, maçı kazanacak. Evet evet. Bu maçlara 6 puan alsaydın zaten Sivas maçı o kadar şey olmazdı. Tamam, o maçlar gitti. Onları ve telafi etmek için özel bir çalışma yapman gerekiyordu. Sivasspor'un en büyük özelliği, çok güzel özetledin, santraforu çalışıyor Yatabare, çok çalışıyor, koşuyor. Fernando ile Emre Kılınç'a alan açıyor. Korneri kullandı Fenerbahçe. Kaleci Samas'ı aldı. Hop Uğur Çiftçi'ye. Uğur Çiftçi'den orta sahaya. Değil mi? Mert Hakan'a. Mert Hakan ayağını sürdü. Attı içeri. 4 pasta gol atıyor. Ya Sivasspor gollerin yarısından fazlasını bu şekilde attı zaten. O zaman bu şekilde gol yememek için yapman gerekenler maça özel. Kornere bir kişi az gönder. Daha az kişi gönderirsin kornere. 1. 2. Ceza alanı çevresine gönderirsin. Gönderirsin yine. Tabii. Ama geri koşabilecekleri yerlere göre. Emre'ye korneri kullandırırsan, ha o yüzden mi kullandırıyorsun? Emre geri koşamıyor diye. Tabii. Olmaz. Oynatmayacaksın abi. Olmaz. Emre oynatmayacaksın. Sivas deplasmanında geri koşamayacak oyuncu icabında Alex de Souza olsa dahi bu haliyle bazı şeylerden vazgeçeceksin. Bir de Emre'nin iyi gitmiyor performansı. Hani şey, Alex'in vardı ya maçta 70 dakika 80 dakika etkili gözükmese de son 10 dakikada 2 topta sihir yapabiliyordu ya Emre, ilk haftarda yaptığı sihri yapamıyor haftarda. Bak çok doğal, yaş itibarıyla geçirdiği sakatlık az buz değil. Biz de ey futbolcular sesleniyorum, Hasan Ali, Emre, Belözoğlu, siz daha iyi biliyorsunuz ama hatırlatayım, fedakarlık yaparsın. En başta vay be kral derler. Ama o fedakarlık yaptığın sakatlığını tam atlatamadan oynarsan böyle oyuncağına oynama derler. Siz daha iyi biliyorsunuz bunu. Tabii. Ha bunu da zaten kararı vermesi gereken futbolcular değil, teknik direktördür. Ya sezona bir sol bekle çıkılmaz. Tabii. Böyle zorlu deplasmanlarda bir kişinin yeri kaydı mı takımın bütün balans ayarı kayıyor. Hayır ama bak. Her hafta bak, yeni bir sol bek icat etmek ama, zorunda ama kalıyorsun. Ama bak şurada da şu var. Ya kardeşim bu Sivas'ın en kuvvetli tarafı neresi? Kanat oyuncuları, kanat evet, forvetleri. Emre Kılıç. Yani Fernando ile Emre Kılıç. Ve bu adamlar Mert hızlı. Hakan yandaşı paslarında. Hızlılar. O zaman abi buraya İsta ile şeyi oynatma. Mesela de ki Sadık sen sağ bek oyna bugün. Bu herifle sen baş edersin. Gustavo ile Serdar stoper oynasın. Sağ bekte Sadık olsun mesela. Veya Murat Sağlam olsun. Hiç olmazsa birinin hızını kes. Şey Emre Kılıç yerine de Dirar mücadele edemedi çocuk ya. Arkasına atılan her top mücadele edemedi. O zaman mesela İsla'yı da bu sol tarafa al. Çünkü adamın sol bek oynamışlığı var. Madem sağ ayaklı sol bek koyacaksın, İsla'yı al. İsla'cığım senden bu maçta sol bekte yararlanacağım de. Dirar'ı oynatmak istiyorsan oynat, sağ öne at. Bunu yapacağını sezon başında desene. Benim bir tane sol bekim var. En az iki olması lazım ama desene. Abi demiş. Elini sağlam alsana. Orada Ersun Hoca'ya bir şey diyemem. Orada Komolis'in falan sıkıntısı. Kabul ettir ama hocam ama yani. Şu var kendi abi. Kendine hayır hata abi. Yapıyorsun. Baba işte. Geldi elimizde bu. İki sol bekimizin sakatlandı varsayalım. O zaman tamam. İki sol bekin sakatlanması çok böyle ekstrem bir durum. Ben diyorum ki gene de bu maça özellikle İsta sol bek oyna. Dirar sağ oyna. Ozan, Gustavo ikiniz oynayın. Daha sert bir takım kurun. Ama yok abi senin maç kurucan olacak. 3-5-2 oyna. Orta sahayı beşli tut, evet, iki tane kanat beki kullan, üç stoper böylece de kademede, öyle değil mi? Ya Gençler Birliği'nde yapmıyor muydu? Yapıyordu taş gibi. O üç stoperden bir tanesi hızlı bir bek oyuncusu oluyordu. Yok abi Ersun Hoca'nın geçmiş. Abi yapması gerekiyor yapacak. Ama yani şimdi bu adamı böyle kaşı gözü teknesi için göreve getirmediler. Evet, Ersun Yanal futbolu diye bir şey var. Evet. Ondan etkilendi. Son şampiyonluğu onunla açıklıyor Fenerbahçe taraftarı. Haksızlığa uğradığını, şampiyon yapmasından hemen devam ettirilmediğini, mağdur olduğunu hissediyorlar. İşte kamuoyunda fazla lobisi olmadığını medyada düşünüyorlar. Taraftar kefil oldu getirdi. E sen bu taraftar için en azından ekstradan bir şey yapman gerekiyor. Şu maçta üçlü oynasan ne olur? Üç veya, tane gol yedin. Veya. Üçlü yani oynayacak oyuncu abi. Sayın da var. Baba bir farklılık yap. Farklılık. Bir farklı şey yap bir yani. Şey yap. Aynı şekilde çıkarım şey maça şey yap. Bir şey yap. Çalışmıyorsun hocam. 30 yaş artı 3 tane orta sahayla bu deplasmana çıkılır mı? Senin sürekli geri koşmak hocam, zorunda olma durumun çalışmıyorsun. Çalışmıyorsun. Bana kızma. Bana kızma. Ya çalışmıyorsun. Kızmıyor hoca. Şeytan Marka Giyer filmini izle. Bak, o bu filmi izle. O böyle kitap değil miydi? Kitap da var, film de var. Ben kitap filmini izle. Bilmiyorum. Film ben çalışmıyorsun diyor orada. Nasıl çalışmıyorum diyor ya. Her sabah 7'de geliyorum diyor. Her sabah 7'de geliyorum. Nasıl çalışmıyorum diyor. 6'da gel o zaman diyor. Tahsildaroğlu sundu.